Televizyon yoktu. Gazetede her zaman olmazdı. Öyle güzel cahildik ki keyfimiz bozulmazdı hiç. Dışarıda kar ama kuzine içten içe öyle yanıyor ki kuzinenin üzerinde demir maşa, maşanın üzerinde ekmek dilimleri, aydınlık bir kış sabahı ve kızarmış ekmek kokusu. Sucuk, sucuk lükstü. Yumurta lezzetli, ekmek her zaman ekmek gibi kokardı. Bir kez olsun kümesten yumurta almamış, bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış ve fakat alışveriş merkezlerinin restoran katlarında boğucu bir gürültü ve havasızlık içinde hamburger keyfine fit olmuş çocuklar ve gençler için ben ne kadar yaşlıyım oysa. Dışarıda kar, içeride kanaat, içeride huzur. Televizyon yoktu. Gazetede her zaman olmazdı. Öyle güzel cahildik ki keyfimiz hiç bozulmazdı. Portakal kabuklarını sopanın üzerine düzer, dizer, kokusuna ram olurduk. Kestane közlemek büsbütün bir gecenin akıllara seza mutluluğuydu. Sonra illaki büyüklerin anlattığı hikayeler, hatıralar, birçoğu arızalı ve tedaviye muhtaç beyinlerden çıkma dizilerin ve filmlerin açtığı hasarlar yerine geniş ve besleyici bir masal dünyasıydı. Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret kalacağımız kimin aklına gelirdi? Ekmeklerimiz el değerek üretilirdi. Sağlıklıydı, lezzetliydi ve mis gibi kokardı. Çay da kokardı, domates de. Bütün bu nefasete küçücük bir bakkal dükkanının zenginliği yetiyordu. Dışarıda kar, içeride huzur. Ne güzel cahillik biz ya. Oysa mutluluğun resmini çiziyorduk.